Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Aydın eski il başkan yardımcısı gazeteci Serhan Seyhan. Serhan hoş geldin. Hoş gördük, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bu hafta biraz rahatsızım. İzleyicilerimize ayıp olmasın diye katılmak istedim programa. Program içerisinde seste veya görüntüde herhangi bir sorun olursa şimdiden kusura bakmasın. Girişte arkadaşlar HES koduna bakmışlar Serhan. Baktılar, evet. Risksiz alanda. O yüzden risksiz olduğun için de bir sakınca yok. Geçmiş olsun yine de. Teşekkür ederim. Serhan'cığım sana sözü vereceğim, döneceğim ama bir iki mevzu var benim izleyiciyle paylaşmak istedim. Biliyorsun malum burada seninle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldığı iddia edilen bir takım yolsuzluk, hırsızlıkları, soruşturmaları, kavuşturmaları konuşuyoruz. Savuşturmaları da konuşuyoruz. Yani evet. Nasıl savuşturduklarını konuşuyoruz. Nasıl savuşturduklarını da konuşuyoruz. Ama bir şey var. Ben geçenlerde bir köşe yazdım. Yazımda da işte Adnan Menderes'le ilgili konuşmaların safsata olduğunu söyledim. Adnan Menderes'in memleketinde. Adnan Menderes'in hemşehrilerine yatırım olarak, hizmet olarak gitmesi gereken paraları çalındığı sürece burada konuşulanların safsata olduğunu anlattım. Kim konuşursa, bunu kim söylerse Cumhurbaşkanı dahil. Bununla ilgili bir yaygara kopardılar. Vay efendim, ben Cumhurbaşkanı'nı safsata yapmakla suçlamışım. Bir kere ben hiçbir konuda Cumhurbaşkanı'nı suçlamam. Bir kere safsata yapmak zaten suç değil. Siyasetçilerin yoğunca yaptığı bir şey. Bütün siyasetçiler safsata yapıyor. Safsata zaten yapılıyor yani. Safsata yapmak ne zaman suç olmuş, ne zaman suç olmuş onu bilmiyorum. Ama bir şeyle gurur duydum. Bizim taraflı olduğumuzu iddia edenler yaptıkları bu haberlerle, yaydıkları bu bilgiyle tarafsız olduğumuzu ilan etmiş oldular. Biz zaten tarafsızız. Yani TV'den televizyonun, Denge Gazetesi'nin bir tarafı yok. Buraya herkes gelir kendini ifade eder. Sayın Özlem Çerçoğlu da gelir kendini ifade eder. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da gelir kendini ifade eder. Ahmet Davutoğlu gelmiştir bu ekranlarda kendini ifade etmiştir. Ali Babacan gelmiştir bu ekranlarda kendini ifade etmiştir. Mustafa Sarıgül gelmiştir ifade etmiştir. Birçok siyasi görüşten insan gelmiştir. Dolayısıyla Denge Gazetesi, TV'den televizyonu taraflı bir yayıncılık ilkesine sahip değildir. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birçok yer uzun süredir taraflı olduğumuzu iddia ederken bir anda tarafsız olduğumuzu ilan ediverdiler. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Serhan'cığım, sana söz vermeden bir gelişme daha var. Onu da paylaşmak isterim. Geçtiğimiz günlerde Aydın İtfaiyesi'nden bir kaynaktan gelen mektubu paylaştım ben okurlarımızla. Kaynağım benden rica etti. Dedi ki bu mektubu Aydın Cumhuriyet Başsavcısına ve Aydın Valisine de ulaştırır mısınız mektupladı. Yazın dedim gönderici bilgilerini, kim gönderiyorsa. Biz verelim postaneye dedim. Biz postaneye verdik mektubu. Bizim arkadaşlar gitti verdi. Son 20 gündür belki 30-40 kişi, ya polis buralarda sizden bir elemanı soruşturuyor, sizden birinin fotoğrafını gösteriyorlar, sizi araştırıyorlar falan gibi bilgiler geliyor. Hayırdır, siz bir şeye mi karıştınız falan. Ben anladım olayı. Yine böyle devam edin. Ya biz verdik o mektubu. Ben gönderdim. Arkadaşları ben görevlendirdim. Biz verdik. Mektubu postaneye vermek nedenle suçtur bilmiyorum ama o mektupta yazanlarla ilgili araştırılması gereken konuların üstünde de aynı hassasiyetlerle gidip gitmediklerini bilmiyorum. Zaten mektubu biz verdik. Yani mektubu ben, kaynağımın bana verdiği bilgilerle gittik. Mektubu biz postaneye verdik. Ve de zaten Aydın Cumhuriyet Başsavcısına ulaştırmak üzere, Vali Bey'e ulaştırmak üzere verdik. Zaten ben de başka yollarla hem Cumhuriyet Başsavcısına hem de Sayın Vali'ye mektubu ilettim. Elden de ilettim. Postaneden de vermiştik. O mektupları biz verdik. Mektupları ben verdim, ben verdim, talimatı ben verdim, mektupları biz verdik. Öyle sağda solda çok şey aramaya gerek yok. Suç da işlemedik, yani suç işlediğimizi düşünmüyoruz. Aksine suç olduğu iddia edilen şeyleri devletin yetkili makamlarına aktarma görevimizi yerine getirdik. Onu da buradan duyurmuş olayım. Serhan'cığım, sana dönecek olursak, Türkiye'nin birçok yerinde birçok operasyon haberleri geliyor. İşte belediyelerde rüşvetle ilgili operasyonlar yapılıyor. Aydın'da rüşvetin belgesi MASAK tarafından, MASAK belgeler ortaya çıkmasına rağmen, rüşvetin belgelenmiş olmasına rağmen hala hiç kimseye bir şey dendi yok. Sen süreci nasıl değerlendiriyorsun? Bugün bize neler anlatacaksın? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizin az önce anlattığınız birçok dedikodu ve safsata gibi bizim üzerimizden, benim üzerimden, sizin üzerinizden bu şekilde halkın menfaatleri adına program ve yayıncılık yapan herkes üzerinde
bu baskılar, bu sindirme politikaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Düzce 2. El Ceza Mahkemesi tarafından tanık olarak dinlenmem sebebiyle Cuma günü adliyeye çağrıldım. Cuma günü, özür diliyorum, Cumartesi günü sabah belki 20'nin üzerinde telefon aldım. Geçmiş olsun, işte Serhan'cığım gözaltına alınmışsın. Neden? İşte başsavcı senin bütün dosyalarını toplatmış, seni Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmiş, tutuklu yargılanacakmışsın. Dedim ki yani bunların söylediğiniz adamla konuşamazsınız yani. Bak benimle konuşuyorsunuz, böyle bir şey yok. Yani varsa da ben bilmiyorum şu anda, hani daha gelen yok yani gibi cevapları verdim. Bunun sebebi ise o gün adliyeye girdiğimi görüp işte bir saatten fazla Sekbis'le bağlantı için duruşma salonunda kaldığım için böyle bir dedikodu üretilmiş. Hangi duruşmada tanıklık yaptı Serhan? Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ekrem Yiğit'le olan bir davanın tanığı olarak mahkeme dinleme talep etmiş. Ben de kabul ettim. Ve gittim işte Aydın 2. Ağır Ceza'dan Sekbis'le Düzce 2. Ağır Ceza'ya bağlandım duruşma salonunda. Evet. Bana sordukları oldu. Ben de cevap verdim. Doğru bildiklerimi, doğru düşündüklerimi nasıl sizin programlarınızda dile getiriyorsam o programlarda da dile getirdim. Şimdi bunun üzerine Serhan gözaltına alındı deyip sevinç çığlıkları atmaktansa kardeşim sorun bakalım neden gitti bu adam adliyeye? Sen bir şey paylaştın da adliyeye gitme sebebi mi? Öğrense bilse oturur ağlarlar demiştim. Gerçekten söylüyorum oturur. Oturur ağlarlar mı? Oturur ağlarlar. Ne söyledin o kadar Serhan? Oturur ağlarlar. O yüzden ben bu tip şeyleri çok hani... Ne söyledin bize de söyle, aramızda kalır, bizden sırt çıkmaz biliyorsun. Önümüzdeki programlara sözümüz olsun. Tamam. Şimdi bu tip şeylerle karşı karşıya, varyasyonlarla sürekli karşı karşıya kalıyoruz tabii ki. Dediğiniz gibi Türkiye'de birçok operasyon yapılıyor. Biz Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin ilk defa rüşvetin belgesi olur mu? Bunun tartışmasının son bulduğu bir yer oldu aslında Aydın. Yani rüşvetin belgesi olur mu tartışmasının son bulduğu yer Aydın'dır aslında. Neden? Çünkü MASAK bir ihale alan şirketin İhale almadan önce ve sonrasında bir kurumun en üst düzey bürokratlarına para gönderdiğinin MASAK raporuyla, Türkiye'nin en yetkili kurumu tarafından raporuyla tespit edilmiş ve ispat edilmiş oldu. Bu ne demektir biliyor musunuz? Rüşvetin belgesi olur mu bilmem ne diye emlak bank davaları vardı bu ülke, evet. Hatırlar yakın geçmişte. Yani onların ispatı niteliğine, onları gölgede bırakacak nitelikler taşıyan şeyler yaşadık. Fakat dediğiniz gibi Aydın'da buna rağmen yaprak kıvıldamıyor. Bilecik'te geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere belediye başkanının danışmanı dedikleri bir gelelim şirket. Gelelim Bilecik yönetici konusuna Serhan. Bilecik konusundan önce mini bir ekleme yapayım. Buyurun. Şimdi neden böyle oluyor sorusunu, cevabını ben sorayım. Niye böyle? Diyorlar normaldir. Diyorlar ki Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı gücünden kaynaklı hakkını kullanıyor her yerde diyorlar. Yani gücünden kaynaklı bir hakkı var. Sana karşı, bana karşı, kendisine muhalefet eden, eleştiren, işte bir takım iddiaları ortaya atan her kim varsa ona karşı gücünden kaynaklı hakkını kullanıyor. Çok güçlü diyorlar. Elinde şöyle bütçe var, böyle bütçe. Ben de diyorum ki bizim de hakkımızdan kaynaklı gücümüz var diyorum yani. Şimdi gücün hakkı mı, hakkın gücü mü, bakalım görelim neler olacak. Yani önümüzdeki günlerde bir takım duyumlar alıyorum Serhan. Yani Aydın'da safsaklanan şeyler artık Ankara'nın dikkatini çekmiş durumda. Başka İstanbul'da, başka yerlerde, başka illerde birçok hukuk adamının, kanun adamının, birçok devlet adamının dikkatini çekmiş durumda. Bakalım bu Aydın'da gücünden kaynaklı hakkını kullananların gücü başka nerelere yetmiş, kimlere yetmiş, çok fazla bilgi, belge var. Önümüzdeki günlerde göreceğiz Serhan. Yani hızlıca ivedilikle bizleri mahkum etmeye, seni beni mahkum etmeye çalışıyorlar bu şehirde adliyeliyle. Ve kendileriyle ilgili de şeyleri, süreçleri ötelemeye çalışıyorlar. Şu hayali kuruyorlar, bana gelen bilgi. Bir erken seçim olma ihtimali var. Ve o erken seçimde Millet İttifakı iktidara gelecek. Millet İttifakı iktidara geldiğinde biz zaten yargıda istediğimiz adı koştururuz. Bu dönemde bunları yapıyorsak millet kendi iktidarımızda neler yaparız anlayışıyla süre kazanmaya, süreç kazanmaya çalışırken
Bu bizi de mahkum etmeye çalışıyorlar. Bize ivedilikle sana bana ceza aldırmakla ilgili bir çabaları, bir gayretleri var. Bununla ilgili de destek bulduklarını, her türlü yapabileceklerini bir takım ortamlarda dile getirmekten çekinmiyorlar. Yani gücünden kaynaklı hakkını kullanıyorlar. Gelelim Bilecik mevzuna Serhan. Bilecik'te Aydın'da ne olduğunu konuşuyoruz. Bilecik'te gücünden kaynaklı hakkını kullanamayanlar, öyle bir gücü olmadığı için öyle bir hakka da tabi olmayanlar. Hakkın güçlü olduğu Bilecik'te diyelim. Evet, tam aksine baktığımızda hakkın güçlü olduğu Bilecik'te. BD şirketinde üst düzey görevli olan, yani BD şirketinde müdürlük yapan bir arkadaşın, aynı zamanda belediye başkanı danışmanı olarak anılan bir arkadaşın 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yaparak operasyon yapıldığı bir gündemi takip etmiş olduk. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu bizim bu bölgedeki belediyelerin hemen hemen her ay ortalama bu tip mevzular yaşadığı ve yani yaşandığı. Burada sıradanlaştı. Tabii. Yani burada artık zannediyorum kolluk ya da emniyet bunların peşine falan düşmüyordur yani. Bizim için de şey diyorlar. Bunlar enayi salak diyorlar. Bu kadar konuşacaklar. Onlar da nemalansa yapalım diyorlar da. Bu tür eleştiriler de almıyor değiliz sen. Yani o tabii yani kişinin bakış açısına göre değişen bir durum. Şimdi böyle bir durumda karşı taraf bunu gitmiş müteahhit, yani helal süt emmiş bir müteahhit gitmiş demiş ki savcılar, kardeşim bu adam benden rüşvet istiyor. Ve rüşveti ben ona zorluk çıkardıkça yükseltiyor. İşte 200 bin dolar istemiş, 120 bin dolar senet olarak istemiş. Senet olarak istediğinde malen yazılı senedi nakden değiştirip getirmesini istemiş filan evet. Filan filan değişik şeyler. Şimdi bakalım abi. Bizde senet menet de yok abi. Her şey cash çalışıyor bizim bu sistemde. Evet. Bizim Aydın'da sistemde adam almış ihaleleri. Hatta varsa buradaki şeyden de gösteririz bir kısmını. Evet. Yani şimdi burada yokmuş. Şimdi burada rüşveti ne diye aldığını iddia ediyoruz. Bakın arkadaşlar görmüş olsun. Bakın. Evet. Yeni Asır'ın manşeti. Bu kişiler tarafından E-Yöntem AŞ'den bu kişilerin parasına hesabından para transferi yapılmış. Yüz binlerce lira. Toplam 1 milyon 700 bin lira. Tamamına yakın Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratı değil mi? Hepsi. Bir dönem bazıları şu anda bırakmış durumda, bazıları görevine devam ediyor. Bunların yanı sıra şu listede yaralananların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, İmar AŞ, yani belediyenin şirketleri de bu E-Yöntem AŞ'ye para aktarmış. Aynı dönemlerde, aynı yıllarda. 2014 ile 2017 yılları arasında E-Yöntem AŞ bu bürokratlara para aktarmış. Bu bürokratların görevli olduğu kurumlarda yani E-Yöntem AŞ'ye para aktarmış. Ve Erkan Karahaslı'nın diğer şirketlerine. Erkan Karahaslı'nın diğer şirketlerine. Bak ben çok net bir şey söylüyorum. Bana Türkçe'de ben 30 yıllık memur olduğunu bildiğim birçok kişiye sordum. Dedim ki abi kaç yıllık memursun dedim, 30 yıllık dedi. Dedim ki abi bir memur görevli olduğu bir işle ilgili ihale verdiği firmadan hesabına para geçmişse ve aynı yıllarda o kişi o firmaya ihale vermişse bunun adı ne olur dedim. Tek söyledikleri şey rüşvet olur. Hı. Peki abi bu kadar her şey ortadayken, bu kadar her şey ayan beyan ortadayken niye bizim hakkımızda yazılan iddianamelerin hızı Aydın Büyükşehir Belediyesi hakkında yazılan iddianamelerin hızıyla eşdeğer olmuyor? Ben bunu merak ediyorum. Ben neden dolayı yargılanacağım şu anda? Evet. Bakın dünden bu yana, iki günden bu yana bu sosyal medyada çok fazla algı var. Ne diyorlar? Diyorlar ki Sedef Kabaş haksız yere tutuklandı. Sedef Kabaş özgürdür, bilmem ne de caktır cürttür. Sedef Kabaş bir hakaret etmiş. Evet. Ve yasasına göre, yani Cumhurbaşkanı'na hakaret etmenin suç olduğu bir şehirde, ülkede gözaltına alınmış ve tutuklanmış. Ben bu şehirde Efele İlçe Başkanı biliyorum. Polat Bora Mersin. O kadar ağır cümlelerine rağmen bir saat tutamadılar adliyede, Aydın Adliyesi'nde. Evet. Tolerans. Abi tolerans değil bak. Aydın siyasileri, Aydın'daki milletvekilleri, Aydın'daki il başkanı o dönem Sedef Kabaş kadar tepki göstermiş olsaydı Aydın'da
O gün Polat Bora Mersin de tutuklanırdı. Evet. Şimdi Sedef Kabaş konusuyla ilgili açılmışken ben de yorum yapmak isterim Serhan'cığım burada. Yani Sedef Kabaş konusunda Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı'nı hakaret ettiğinden dolayı yargılanmalı. Ama tutuklanmamalı diye düşünüyorum ben de. Yani hani hakaretten yani Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı hakaret etti diye tutuklama biraz orada ağır oldu. Yani şöyle ağır oldu. Hakaret var. Söylediği şeyler hakaret. Hakaretten yargılanmalı, cezalandırılmalı falan ama tutuklama biraz böyle şey oldu. Eğer tutuklama olacaksa dediğin gibi o zaman Polat Bora Mersin niye tutuklanmadı? Sedef Hanım'ın söylediğinden çok daha afakilerini yazdı, çizdi. Yani Cumhurbaşkanı ve şunu da söyleyeyim. Tabii Recep Tayyip Erdoğan da bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Mustafa Kemal Atatürk de bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Süleyman Demirel de bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı yaptı. Geçmiş Cumhurbaşkanlarına da yapılan hakaretler aynı muameleyi görüyor, görmeli zaten. Şimdi Sedef Kabaş aynı şeyi Atatürk hakkında söyleseydi bu kesim ne derdi? Yani Atatürk de bu ülkenin Cumhurbaşkanı, kurucu Cumhurbaşkanı. Bakın, zaten onu söylemeye çalışıyorum. Bakın biz burada hakaret etmediğimizi iddia ederek ki ben de siz de bunda konuda eminiz. Hakaret etmeden düşünce ve fikirlerimizi beyan ediyoruz. Ve bir büyükşehir belediye başkanı göreviyle alakalı eleştirilerde bulunuyoruz. Bizi işte basına ket vurmakla, basını susturmakla, basına fikir ve düşünce özgürlüğüne ket vurmakla suçlayan bir kanat, bir şüreka şu anda Sedef Kabaş üzerinden Cumhurbaşkanı'na saldırıyor. Bir kere dönüp sordunuz mu Büyükşehir Belediye Başkanı'nıza? Siz bu adamlarla ilgili kaç tane soruşturma yaptınız diye? Evet. Soruşturma açtınız. Kaç tane suç duyurusunda bulundunuz? Her hafta bizimle ilgili her hafta 7 suç duyurusu, 8 suç duyurusu, 9 suç duyurusu, 10 suç duyurusu diye haber yapanlar yazılanları, şu anda Sedef Kabaş'ı savunmaya çalışıyor. Yazılanları toplayınca 500'ü vuruyor benim Serhan. Ama baktığımda, gittiğimde dosyalar şu an 200'ün üstünde galiba. Yani 5 tane de dava açılmış. Şu ana kadar kaybettiğimiz bir dava. Beraat ettim. Mesela Özlem Çerçoğlu'nun hakkında ben ekibini kastederek, kadrosunu kastederek senin alt kadrolarında arıza var dedim. Şikayetçi oldu Özlem Hanım. Ben beraat ettim ondan. Arıza da işte var işte. Gördüğün gibi arıza var yani. Hani alt kadrolar dökülüyor yani. Tamam mı? Arıza var. Sonra üst kadrolarında da arıza var diyorum şimdi. İddia ediyorum. Bunları diyorum, eğer senin bir üstten talimat alıyorsan, talimat aldığın birileri varsa senin üst kadrolarında da arıza var diyorum. Bunu demekten çekinmeyeceğim. Şimdi süreç böyle devam ediyor. Bilecik'te rüşvet sayılan şey Aydın'da rüşvet sayılmıyor. Yani bakın Bilecik'te devletin, adaletin, kolluğun, adliyenin hassasiyetine bakın. Aydın'da her şey ortadayken biz bu sessizliği, işte hani bu hani şeyi bir türlü çözemiyorum. Yani ölü taklidi. Ölü taklidi. Aynen. Hiç kimse oralı değil yani. Görmedim, duymuyordum, bilmiyorum. Sanki hani söz konusu Özlem Çerçoğlu'nun aleyhine durumsa bu memlekette yargı hiç yokmuş gibi davranıyor değil mi? Yani bakıyorsun. Yani bizim Aydın'da söz konusu Aydın Büyükşehir Belediyesi olduğunda her kurumumuz var. Bir tek emniyetle adliyemiz yok gibi. Maalesef. Yani o yüzden de bize çok bunları söylediğimiz için o kesimden de çok tepki ve kızgınlık var. Bunun da farkındayım. Destek de var. Destek de var ama... Ve Cumhuriyet Halk Partili olup da bana teşekkür eden onlarca insan var. Kardeşim doğruyu söylüyorsunuz. Yani doğruyu söylüyorsunuz. Biz utanıyoruz diyen bir sürü insan var yani. Hayır. Ben adliyenin içerisinde de bizim söylediklerimizin doğru olduğunu kabul eden ve bizim söylediklerimizi kabul eden birçok insan var. Ama çok fazla kızan da bizimle ilgili kim ve öfke besleyen de var. Evet. Şimdi bakın bu önemli değil. Burada önemli olan kamu menfaati. Biz bu programları kamu menfaati adına yaptığımızı söylerken boşuna söylemiyoruz. Evet, bunu bir laf olsun ya da işte ne bileyim insanları bu şekilde itham edelim diye falan söylemiyoruz. Bakın birçok dosyadan bahsettik bugüne kadar. Aynı Erkan Karaaslan dönemin Aydın Cumhuriyet Başsavcısına da para göndermiş. Ekrem Yiğit'e. Özlem Çerçoğlu'nun gönül borcum var dediği. Dediği Ekrem Yiğit'e para göndermiş. Ve bir zaman düşünün. 2011-2014 yılları arasını düşünün. Şehrin valisi 13 ayda çekmiş gitmiş. Şehrin başsavcısı FETÖ'den ceza almış. Şehrin emniyet müdürü FETÖ'den ceza almış. Şehrin kom müdürü, kaçakçılık organize müdürü. Suat mıydı? Emniyet müdürü. Evet. Evet. Aynı zamanda o da
FETÖ'den ceza almış. Bir de bakıyorsun bu bürokrasi ayağının başka bir tarafı aldığını, Özlem Çarşı'nın altında da ceza alan başkan yardımcıları, BD meclis başkan vekilleri var. Ama bir tek Özlem Çarşı'na bir şey olmamış. Şey, tam bunun neresinde? Ben bunu merak etmeyeceğim de neyi merak edeceğim abi? Bana birisi söylesin bunu. Ama Ekrem Yiğit Erkan Karaslan'ın şirketinden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ihale verdi. Ama o başsavcı buradan Karşıyaka'ya gitmiş. Buradan Karşıyaka'ya gittikten sonra Raip Brun sonunda Özlem Çarşıoğlu'nu tanıştırmış. Yani bu tip varyasyonları yaşanmış. Daha sonrasında bu adam avukat olarak çalışmaya başladığı süreçte hiçbir mal veya hizmet satmadığı Sarıyer Belediyesi'nden o dönem için 10 defa görüştüğü Erkan Karaaslan'dan 10 defa da 48 bin lira para transferi yapılmış. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nereden uyduruyorsunuz? Biz bunu uydurmuyoruz. Biz bunu evrakıyla ortaya koyuyoruz. Şimdi önce neresinin gösterdiğini arkadaşlarınız ekrana verirlerse bakın. Neresi yapmış? Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı Mali Analiz Raporu düzenleyen 660 vergi müfettişi. Evet. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 21.5.2018 tarihli ve 2018-64-690 sayılı yazısında bahsedilen hususlarla ilgili olarak başkanlığınızca erişim sağlanan veriler üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde mali analiz raporu. Tarih ne? 22.5.2019. Sayısı 2019-660-282. Evet. Bakalım ne diyor bu raporda? Raporun 83. sayfası. Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarında yapılan sorgulamalarda Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda Sanayi Ticaret AŞ ve EKA Serbest Muhasebeci Miali ve Denetim Anonim Şirketi arasında gerçekleşen mal ve hizmet satın alan işlemlerine dair bilgi özet formu altına EFT gönderme. Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda Sanayi Ticaret AŞ Ekrem Yiğit arasında geçen para transferlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. EFT gönderme 48 bin lira ve mali durumu. Şimdi burasıyla ilgili böyle bir rapor düzenlenmiş. Yani Ekrem Yiğit'in 48 bin lira aldığıyla ilgili net bir belge var ortada. Peki Ekrem Yiğit'le Erkan Karaaslan'ın tanışması nereden? Hani biri Anyalı, biri Konyalı, bu adamlar nerede buluştu da bu alışveriş gerçekleşti? İşte bu alışverişi anlatacak olan Ekrem Yiğit Erkan Karaaslan. Organize bir suç şebekesi diyoruz. Yargılanıyoruz işte. 31 Aralık'ta iddianamemiz hazırlandı. Yargılanıyoruz. Yani. İşte ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Bakın Aydın'da ortada çok net bulgular var. Mesela Atatürk Spor Kompleksi ile ilgili olan bulgular gibi. Mesela bu MASAK raporuyla olan bulgular gibi. Mesela geçen gün sizin programınızı izledim yine. AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen hukuk müşavirliğindeki zimmetle ilgili kişisel bir mevzu dedi. O zaman kişisel bir mevzuysa buradan Sayın Ömer Özmen'e bir açıklama yapmak istiyorum. Ben Halk Bankası'nın, beni yarın memur atayın Halk Bankası'na. Ben onun 1 milyon lirasını indireyim kendi hesabıma. Yürüyeyim gideyim. Sonra Halk Bankası suç duyurusunda bulunsun. Bu şahsi bir konu olsun. Öyle oluyorsa, şahsi bir konu oluyorsa buyurun o zaman herkes devletin parasını çalar. Bu şahsi bir mevzudur. Evet. Ama siz bir büyükşehir belediyesinin 4 yılda o dönemin parasıyla 1 milyon lira civarında, bugün belki 3-4 milyon lira civarında edecek rakamını zimmetine geçirdiği iddiasıyla ilgili kurum olarak suç duyurusunda bulunan bir şey, muhalefet olarak siz, yerel muhalefet olarak siz şahsi bir mevzu diyorsanız ve bu şehirde sizin benim söylediklerimizle ilgili bir ay sonra ifademiz alınmazsa gözaltına alınırken bu zimmet konusunda söz konusu kişilerin bir yılı geçkin süredir ifade bile veremediğini biliyorsak kimse kusura bakmasın. Bakın evet. Kimse kusura bakmasın. Ya bırak ifade, direkt şey sebebi, tutuklama sebebi. Ben birçok 1 milyon lirasını, devletin 1 milyon lirasını çalan bir adam hemen bırak ifadeyi, hemen tutuklanır Serhat. Abi işte bak, ben onu söylemeye çalışıyorum. Başka yerde ama mi? sen yerel muhalefet olarak bu şahsi bir mevzu dersen tabii kimse bunun üzerine gitmez. Kimse bu iş... O dosyada 3. savcı biliyor musun? Çok sürekli savcı değişiyor aynı dosyalarda. En son rektöre kumpas dosyasında
Bir savcı mütalaa veriyor, ceza almaları gerekiyor. Bir hafta içinde savcı değişiyor. Tam tersi var, kimse bunu konuşmuyor. Benim duruşmamda da, bak ben de Özlem Çerçoğlu'yla HTS kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili durumdan dolayı yargılanıyorum. Birinci savcı mütalaada şey verdi, beraatimi istedi. İkinci savcı farklı bir maddeden ek savunmamı istedi. Üçüncü savcı cezalandırmamı istedi. Aynı duruşma. İki hakim, üç savcı gördü benim dosyam. Hiç kimse bunu tartışmıyor mesela. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer birisi... Aslında Aydın Adliyesi'ndeki işlemlerin de araştırılması, soruşturulması gerekiyor bu durumda Serhan. Yani bence Aydın Adliyesi'ndeki birçok işlemin gerçekten soruşturulması gerekiyor. Yani ne oluyor? Hani bunlar böyle sulandırılıyor yani. Yargı niye sulandırılıyor? Yargılama süreçleri neden sulandırılıyor? İşte hakimler değişiyor, savcılar değişiyor. Ya değişmesi önemli değil. Sonuç itibariyle mesela, hukuk değişmiyor, kanun değişmiyor. Hakim ve savcının görevi hukuka ve kanuna göre karar vermek. Peki, kanaat değişebilir. Peki yani beraat isteyen savcının dikkat aldığı hukuk, kanun aynısı diğer işte cezalandırılması için de geçerli değil mi? Yani şimdi şöyle, orada şöyle bir durum doğuyor. İşte manipüle etmeye çalışınca bir düzeni, bir sistemi, bir konuşmayı, bir şeyi bakın aslıyla sorumludur. İşler ve kişiler aslıyla sorumludur. Ben yaptığım işin aslıyla sorumluyum. Ben burada kamu menfaati için bir şeyi gündeme getirirken bir hata yapabilirim. Nasıl bir devlet su işleri mühendisi bir projeyi yaparken bir hata yapıp düzeltmesi gibi bir durumdur bu. Evet. Bir baraj yapıyorsunuz, bir hata yapmışsınız, bu hatayı düzeltmek zorundasınız. Şunu da bak Serhan, şunu da altını çizmek istiyorum kalınca. Diyoruz ki, gelin madem burada konuşun diyoruz. Vatandaş gidip diyor da siz diyorlar niye konuşmuyor, niye bunlara cevap veriyoruz? Biz onları ciddiye almayız diyorlar. Ciddiye almıyorsun madem niye suç duyurusunda bulunuyorsun? Aynen şimdi öyle. Şimdi bak, tezatlık değil mi bu? Bizi, seni beni ciddiye almayıp bizim iddialarımıza cevap verme gereği duymuyorlarmış. İşte AK Parti il başkanını, diğer siyasetçileri de ciddiye almıyorlar, cevap verme gereği duymuyorlar. Ama gidiyorlar suçlu. Ciddiye almıyordun, hani niye suç duyurusunda bulundun o zaman? Hani ciddiye almıyordun? Şimdi ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçoğlu, eğer bizimle ilgili bir söylediğimizle ilgili bir sıkıntısı varsa şu anda telefonla bağlanır. Evet. Çocuklar, siz böyle konuşuyorsunuz ama bu işin doğrusu bu değil. İnsanları kandırmayın, insanları töhmet altında bırakmayın. Bakın işin doğrusu bu der, anlatır. Geliyorum oraya, haftaya belgelerimle geliyorum. Tabii, haftaya belgelerimle geliyorum, konuşuyorum der. Evet. Çıkar, anlatır. Bizde bir kusurumuz varsa deriz ki başkan kusura bakma, biz de böyle biliyorduk, yanlış biliyormuşuz. Hem başkandan hem kamuoyundan özür dileriz. Yani aynen öyle. Deriz. Şimdi ama bunu cesaret edemiyorsun. Sürekli 7 suçlusu, 8 suçlusu, 9 suçlusu. İstesen 300 suçlusu yaptın zaten. Evrim Karakoz vakası var bir kere. Büyükşehir Belediyesi'nin savunması gereken adam. Değil mi? Tabii, başka mahkemede Özlem Çerçoğlu'nu savunmuştu. Başka daha bir şey daha söyleyeceğim size. Bu yeni yakın tarihte yaşandı. Şimdi Aydın Büyükşehir Belediyesi Askı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç bir dosyada yargılanıyor. Zincirleme, görevi kötüye kullanma. Mağdur ASKİ. Mağdur ettiği iddia edilen, iddianame yazılan Hakan Olgaç. Bir bilirkişi raporu isteniyor. Biz bu bilirkişi raporlarıyla ilgili Hakan Olgaç'ın yaptığı baskıyı 200 gün bu süre boyunca gelip gittiğini, olmadığını, yapılmadığını, bu konuda mahkemenin tepki gösterdiğini falan söylemiştik. Valilikteki bazı görevli kişilerin de görevini kötüye kullandığına dair, ettiğine dair iddiaları dile getirmiştik. Evet, bu iddiaları dile getirmiştik. Ki bizim iddialarımızdan sonra insanlar benzer görevleri yürütmeye devam ettiler değil mi? Aynen. Şimdi mahkemede yaşanan bir durumu söylüyorum. Tabii bir kişi raporunda ortalama yapılmış. Hakan Olgaç işin dışında bırakılmaya çalışmış bir bilirkişi raporu. Mahkeme bilirkişi raporunu okumuş, göndermiş. Normalde Hakan Olgaç sanık, ASKİ'nin avukatı da ASKİ'nin kurum avukatı olarak ASKİ'nin müdahil, yani evet, ASKİ'nin müdafisi, yani ASKİ'nin haklarını korumakla mükellef. ASKİ zarara uğratacak bir bilirkişi raporuna ASKİ'nin avukatının verdiği cevabı söyleyeyim mi sana? Bizim bilirkişi raporuna itirazımız yoktur, kabul ediyoruz.
Bir kişi raporuna itirazımız yoktur. Yani, bir kişi raporuna itirazımız yani, yoktur, atıyorum, kabul ediyoruz. Bir tane kadın tecavüze uğruyor. Kadının avukatı diyor ki karşı tarafla karşı tarafın lehine olan bir şey, biz buna itirazımız yok diyor, öyle mi? Evet. Askin'in avukatı ve o avukatın eşi de Askin'in bu avukatının eşi de Evrim Karakoz'un hukuk bürosunun avukatı olarak bize suç duyurusu bunda bulunmuş ve beraber yargılanacağımız da davada vekaleti var şu anda. Evet Serhan, herkes... Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bakın. Ha, mahkeme başkanı böyle bilirkişi raporu mu demiş ve bilirkişi raporunu reddetmiş. O ayrı bir mevzu. Zaten Aydın Adliyesi'nde bazı işleri hakimler, bazı işleri savcılar düzeltmeye çalışıyor. Helal süt emmişleri var işlerinde. Bir savcının mütalasına başka bir savcı şey yapıyor, istinafa götürebiliyor yani. Hani hemen istinaf. Düşünsene, savcı savcıyı istinaf ediyor. Yani hani savcı yani... Yani bakın şimdi, bakın ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ortada böyle bir durum söz konusu. Ve bu durumla ilgili olarak, bizim söylemeye çalıştığımız şey şu. Bir kurumun yüz milyonları yöneten, belki 5 yılda milyarları yöneten bir kurumun bu şekilde sömürülmesine, bu şekilde talan edilmesine, bu şekilde yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla adı geçmesine bir şehrin bürokrasisi ve bir şehrin yargısı müsaade edemez. Evet. Bakın, bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, on tane olsa ya bunlar münferit olaylar diyebilirsiniz. Evet, arka arkaya olunca. Ama bunlar bir silsile halinde ve sürekli aynı minvalde gelişiyorsa, aynı kişiler üzerinden, aynı savcı, aynı muhakkik, aynı işte şey. Bakın, bir suçu örgütlü şekilde olduğunu tanımlayan tek şey nedir biliyor musunuz? Aynı kişilerin aynı suçu aynı amaçla birden çok kez yapmış olması. Evet. Bunun tanımı ben değil, hukuk tarafından, kanun tarafından yapılmış. Aydın Valiliğinde görevli bir takım kişiler vardı. Sen onları da söyledin burada. Dedin ki bir takım CİMER şikayetlerini, bir takım soruşturmaları... evet, onu da anlatayım. Şimdi bu MASAK raporlarıyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi D Teftiş Kurulu Başkanlığı yapan Önder Yen'le ilgili bir soruşturma. Yani CİMER'e bir şikayet kaydı oluşuyor. CİMER'e oluşturulan şikayet kaydı valiliğe, valilikten de iller idaresi il müdürüne düşüyor. İller idaresi il müdürü artık burada çok kez dile getirdiğim yıprandığı için bu dosyanın kendisinden alınmasını talep ediyor. Bu dosya kendisinden alınıp bir diğer ithamların odağı olan Suat Yıldız'a veriliyor. O da İl İdare Kurulu müdürü. Al birine vur ötekine muhabbeti yani. Şimdi bakın, şöyle söyleyeyim size. Dosyayı kime alıp kime verdiğinizi, kimin yaptığınızın bir önemi yok. Sonuç itibariyle dosyadaki süreç önemli. Burada su abonelerindeki hukuksuzluğu bir muhakkik atandı ve bu muhakkik inceledi ve sehven yapılmış deyip kapattı. O muhakkik ilkokul müfettişiydi. İlkokul eğitimlerinden müfettiş. Mülkiye baş müfettişi de geldi onları denetlemeye Serhan. Yani şimdi bakın. Belediyecilikten gelme, bir ilde genel sekreterlik yapmış. Bir ülkeye baş müfettişi de geldi onları denetlemeye. Ve onunla ilgili de bir takım şeyler var. Ya muhakkak var. İşte bak, şunu söylemeye çalışıyorum. Değişmiyor ki. İsim, şekil, ünvan değişmiş olması yapılanın değiştiği anlamına gelmiyor ki. Yapılanlar hep aynı. Evet. Yöntem aynı yöntem. Yöntem aynı yöntem. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Neden bekliyoruz biz? Neyi bekliyoruz? Evet. Niye bu aydının hakkının ve halkının menfaatlerinin yok edilmesine göz yumuyoruz? Serhan, Aydın da bugün yapılan şeyleri Aristoteles günümüzden 1500 yıl önce tarif etmiş. Evet. Bir kitabında var, sana attım geçen şeyi. Yani 1500 yıl önce bu tür şeylerin yapıldığını, yapılabildiği, insanların bu tür şeyler yaptığını Aristoteles yazmış. Nereden biliyormuş diyorum 1500 yıl önce Aydın'da bunları yapılacağını. Şimdi 1500 yıl önce, bak 1500 yıl önce Aristoteles'in söylediklerinin doğruluğu Aristoteles'i zaten hak ettiği noktaya getirmiş. Evet, ölümsüzleştirmiş. Ölümsüzleştirmiş. Ama 1500 yıldır bunları bizim öğrenememiş olmamız bugün yaşadıklarımızın gerçeğini ortaya koyuyor. Evet, ya da devlet sisteminin bunlardan bir haber olması. Yok, ben devlet sisteminin bir haber olduğunu falan düşünmüyorum. Aydın da öyle. Yok, ben Aydın'da da olduğunu Mehmet düşünmüyorum. Aydın bir paylaşım yaptı. Dedi ki Bilecik'te yasalar, Aydın'da kasalar mı çalışıyor dedi. Ne kadar ağır bir itham değil mi? Ben Aydın'da, bak çok ağır bir itham ya. Çok ağır bir itham birader yani. Tamam, üzerine alınan
Çok ağır bir itham ya. Bilecik'te yasalar, Aydın'da kasalar. Abi çok ağır bir itham. E tamam, Mehmet abinin söylediğine bakın, kelle mi koyarım ya? Bırak şeyimi, elimi filan taşın altına. Kelle mi koyarım? %100 doğru söylüyor. Bilecik'te bu yaşanırken, Aydın'da bu yaşanıyorsa, evet. Bilecik'te olana bu yapılıp Aydın'da olana bu yapılıyorsa, Mehmet abinin söylediğinden başka söylenecek söz yok ki. Bana bunu kimse anlatamaz. Bakın bunun cezası neyse ben çekerim. Evet. Şimdi mesela geçtiğimiz hafta dedim ya beni gözaltına alınmışım. Ya ben gözaltına alındım. Tutuklandım. Evet. Gönderildim. Ne diye alacaksınız beni gözaltına ya da bugün, tutuklayacaksınız? Evet. İftira attı diyeceksiniz. Hakaret etti diyeceksiniz. Doğru mu? Evet. Şimdi ben iftira attım, hakaret ettim diye gözaltına alınırken bir gün gelecek, sizin bu yaptıklarınız ortaya çıkacak ve benim söylediklerimin iftira olmadığı ispat olmuş olacak. Hakaret olup olmadığını da zaman karar verecek. O zaman ne diyeceksiniz? Ben hakaret etmediğimden eminim. Hakaret etme kastımız da yok abi zaten. Abi can hakaret etmediğimiz eminiz de inandıramıyoruz ki. Hayır canım o başka bir şey. İnandıramıyoruz değil. O farklı bir olay. Yani bir şekilde hukuken bizi böyle köşeye sıkıştırıp böyle bizi susturma çabaları. Yani, bakın bizi susturmak önemli değil. Biz susunca tabii düzeni bozan bir tek biziz şu anda. Düzeni bozan biz olmadığımız sürece de başka bir sorun olacağını düşünmüyorlar. Sence işte sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı düzenle ilgili değil. Sıkıntı düzülenle ilgili. Tamam mı? Maalesef bu şehir düzülüyor. Tamam mı? Bu şehrin insanların hakları düzülüyor. Ya ben bir şey söyleyeceğim size. Bu şehrin insanların haklarına, bu şehrin ırzına geçiliyor. Gerçekten bu şehrin ırzına geçiliyor. Abi ayıptır, günahtır ya. Bilecik'te belediye başkanının şirkette müdür olarak atadığı adam gözaltına alındı, tutuklandı değil mi? Evet. Aydın Büyükşehir Belediyesi 58 milyon lira zarar eden İmar AŞ'nin genel müdürü Ümit Erkan. Evet. Avcılar'da gözaltına alındı. Mersin Merulaş iddianamesinde sanık. Telifte de var. İstanbul Bakırköy iddianamesinde sanık. Telif grubunda da var mı? Telif alan, bize göre rüşvet olduğunu söylediğimiz, onlara göre telif olan para alanlar arasında da 3. sırada. Özlem Çerçioğlu hala görevinde tutmaya devam ediyor. Hiç kimse sorabildi mi bugüne kadar? Başkanım ya, bu kadar temiz insan, bu kadar iyi insan, madem siz öyle söylüyorsunuz, bizim de öyle kabul etmemizi istiyorsunuz. Tamam aklansın da gelsin diyebilen çıktı mı? Evet. Ya 58 milyon zararın hesabı... Şehrimizin valisi. Özlem Hanım, bir şirketinizin genel müdürü. Evet. Bu kadar dosyada yargılanıyor. Adı rüşvetle, onlara göre telifle geçiyor. Ki adam neyin telifini verdi, o da ayrı bir muamma da. Yani o adam neyin eğitimini verdi, o da ayrı bir muamma da. Çok iyi biliyordu. Kendi şirketine vereydi eğitimi. 58 milyon zarar ettirmeyeydi. Şimdi bu adamın görevde kalmış olması şehrin hakkına, hukukuna, huzuruna ters. Lütfen aklansın. Eğer devam edecekse de bu şekilde devam etsin diyebildi mi? Peki bir tane aklı bali savcımız. Ya arkadaş siz telif diyorsunuz da telif olduğunu ispat edemediğiniz halde bu 100 binlerce lirayı neden aldınız? Siz 2016'da bir savcının bir yılda kazandığından daha fazla parayı, cebinize sadece eğitim verdik diye aldığınızı iddia ediyorsunuz. Bırakalım biz de o zaman. Ben savcıysam ben de bırakalım bu işi. Biz de yapalım bu telif işini derim ya. Zaten Serhat, infial bu. Bak bu durumlar infial oluşturuyor. Ama bu durumlara yargının mesafeli kalması, yargının bu durumlarda suskun kalması daha büyük infial oluşturuyor. Yani adalete olan güven zedelenirse onun bir daha geri gelme şansı yok Serhan. Yani çok büyük infial oluşuyor şehirde. Ya sonra bakın ben sonra işte böyle sürekli bizi hedef alan bir kitle oluşuyor ama şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Bize hedef alan kitle yok ya. Bize hedef alması için tutulan kitle var. Şimdi bak yani, bir şey söyleyeceğim. Parayla tutulmuş, hedef alan kitle var. Allah onlardan da razı olsun birader. Ismarlamak gerçekten yani. Allah onlardan razı olsun. Ben onlara müteşekkirim. Dedim ya, bir yıllarca bizim taraf olduğumuzu iddia ettiler. Yakın geçmişte de tarafsız olduğumuzu ilan ettiler yani. Hangisi abi? Yani hangisi şöyle söyleyeyim sana abi.
Bak ben Aydın'da, Aydın'ın geçmiş 10 yıl, 15 yıllık siyasetinde hafıza olarak tutabilirim kendimi. Çünkü birçoğunu yani yaşadığım, yaşamadıklarımı duydum, gördüm, bir şekilde biliyorum. Bu dönem Özlem Çalışan 2009'da belediye başkanlığını kazandığında kurmaya çalıştığı ilişkilerde kazandığı roller bugünkünden çok daha güçlüydü. Sebebi şu, o dönem daha kapalı bir Aydın vardı. Aydın'ın 22 mahalle mücavir alan sınırı vardı. Böyle büyük şehire hitap eden bir durum yoktu. O sebepten dolayı çok daha farklı bir güce sahipti. FETÖ de çok güçlüydü o dönem. FETÖ de çok güçlüydü. Bakın ben size şunu söyleyeyim. 17-25 Aralık'a kadar Zaman Gazetesi ile çalışmayan, Zaman Gazetesi gibi FETÖ'den kapatılan, Aydın'da başka basın kuruluşlarıyla çalışmayan Özlem Çerçioğlu 17-25 Aralık'tan sonra neden çalıştığını ben sordum. Cevap alamadım. Ekrem Yiğit'in... Bakın, ben savcıya sordum. Ben bunu dosyanın savcısına sordum. Dedi ki bana AK Partili belediyeler de vermiş dedi. Yani abi 17-25'ten önce mi vermiş sonra mı vermiş? Bunun nesi suçlu dedi. AK Partili belediyeler de vermiş. Bak 17-25'ten önce mi vermiş sonra mı vermiş? Hı. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Erkan Karaaslan'ın Sarbel şirketinden Ekrem Yiğit'e, yani FETÖ'den ceza alan Ekrem Yiğit'e para transferi yaptığı son gün ne gün biliyor musun? Son gün. 15 Temmuz 2016. 15 Temmuz darbe günü yani. İspat edeyim mi? Evet. Hemen göstereyim. Arkadaşlarımız açsınlar. Evet. 15.07.2016. Son işlem tarihi. İlk işlem tarihi 2015. İşte 15 Temmuz günü en son işlem tarihi. Okan Batu olayları var biliyorsun. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın'a geliyor 16 kez. 16 kez geliyor değil mi? Avukatın iddiası bu. Neydi? Ahmet Kurtuluş. Evet, Ahmet Kurtuluş. Maktul. Ahmet Maktul. Kurtuluş'un avukatı 16 kez Okan Batu'nun Aydın Adliyesi'ne gelip Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ ile ilgili soruşturmalarıyla ilgili süreç yönettiğini söylüyor. İlginç. Ben bu durumda diyorum ki Aydın'da FETÖ egemenliği sürüyor. Aydın'da devlet içinde FETÖ gerçekten egemen. Hala egemen yani. Bununla ilgili galiba Aydın'da operasyon doğru yapılmamış. FETÖ süreçleri doğru yönetilmemiş diye düşünüyorum. Yani. Ben de aynı kanaatteyim, aynı düşüncedeyim. Burada yapılan ve gösterilen süreçle ilgili çok net bir çalışma söz konusu. Ama işte dedim ya, Aydın'da Emniyet Müdürü'nün, Başsavcının, işte Kaçakçılık Organize Müdürü'nün, işte bu tip kişilerin bu durumu ortaya atıldığında, Aydın'da böyle operasyonlar yapıldığında bir tek konunun dışında Sayın Özlem Çerçioğlu'nun kalması falan bunlar büyük soru işaretleri. Hakim savcılar kurulu, Adalet Bakanlığı'nın ilgili kurulu. Mesela örnek veriyorum. 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı vardı Mutlu Bey. O da ihraç edildi FETÖ'den. Yani şeyde bu ceza veren, Hamsi operasyonuna ceza veren mahkeme başkanı, o da FETÖ'den ihraç edildi. Yeniden yargılanması gerekir diye düşünüyorum ben o sürecin. O süreçle ilgili yeniden yargılanma süreci başlatılmalı bu şehir adına. Yani orada artık hangi belgeler kayboldu, tapeler, mapeler silindi vesaire. Ya işte bakın, söylemeye çalıştığım şey şu. Burada bir sorun söz konusu. Bu sorunun üzerine topyekun gidebilecek miyiz, yoksa gidemeyecek miyiz? Ya da devletin bu kudreti var mı, yok mu? Ben onu diyorum. Yani devletin bu sorunların üstüne gidebilecek kudreti var mı? Aydın'da bildiğiniz yani FETÖ irtibatlı, FETÖ irtisaklı, FETÖ borsasıyla ilintili birçok iş oldu ve hala devam ediyor. Aynı yöntemler işlemeye devam ediyorsa bu şehirde, demek ki aynı düzen devam ediyordur diye düşünmemek elde değil. Yani gazeteci şüphecidir, şüphelerini de dile getirir. Böyle düşünmemek elde değil yani. Ben bunu da paylaşmıyorum. Serhan, süremizin sonuna doğru yaklaşmışız. Gelmiş hatta, toparlamak gerekirse ne söylersin? Ne söylemek isterim? Şunu söylemek isterim. Önümüzdeki haftalarda çok daha büyük dosyalar açacağım. Biraz böyle... Üst seviyede götürdük son bir aydır konuları. Biraz daha itidalli ve mutedil olarak Aydın halkı menfaatine
açılmamış birçok dosyayı önümüzdeki süreçlerde gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar açtıklarımız da unutulmasın. Arada hatırlatma yapalım. Bir sürü dosya var. Asfalt var, Sampaş var, Litera var. Var. Çöp süpürme var. Tabii. Atatürk Spor Kompleksi var. Bir sürü konu var aslında. Bunların her biri Bilecik'teki konuyu ona katlar konular aslında. İşte Menemen'deki konuyu katlar, Yalova'daki konuyu katlar. Ya bu hem 200 bin dolarlık mevzu Aydın'daki yapılan işlerin en küçüğünden bile en az en küçüğü bile Bilecik'teki konunun en az 10 kat büyüklüğündedir. Maalesef. Evet sevgili izleyenler, bir başbaşanın daha sonuna geldik. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Aydın eski il başkan yardımcısı gazeteci Serhan Seyhan'dı. Serhan'la gündem